Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Güney Sudan'da yaşanan çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Önceki gün Nil Nehri'nde alabora olması sonucu batan teknede ölenlerin sayısının 200 ila 300 arasında olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu söyleniyor. Güney Sudanlı yetkililer yaptıkları açıklamada ölenlerin Malakal'da yeniden başlayan çatışmalardan kaçanlar olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'e göre Güney Sudan hükümeti ve isyancı güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle 355 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Malakal bölgesi Yukarı Nil eyaletindeki petrol yataklarının açılan kapı olduğu için stratejik öneme sahip. Çatışmalar sürerken Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da da ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Tayland'da Kasım ayından bu yana süren siyasi huzursuzluk dün bir yeni boyut kazandı. Hükümetin istifasını isteyen on binlerce gösterici başkenti işgal et eylemiyle Bangkok'ta hayatı durdurdu. Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler dün başkent Bangkok'taki ana kavşakları ele geçirdi ve iş merkezlerine giden yolları trafiğe kapattı. Göstericiler bugünse hükümet binasını kuşatarak Başbakan Yingluck Shinawatra'nın istifasını istiyorlar. Eylemlerine sonuç alıncaya kadar devam edeceklerini duyuran Halkın Demokratik Reformu Komitesi her gün kamu binalarına yürüyeceklerini duyurdu. Hükümet karşıtı gösterilerin başladığı Kasım ayından bu yana en az 8 kişi hayatını kaybetti. Gözlemciler iç savaşın patlak verme ihtimalinden endişe duyuyor. Dün başlayan 19'u tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı KCK basın davasına bugün devam ediliyor. Davanın 9. duruşmasının 2. oturumu Silivri'deki 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma avukatların gerekçeli dilekçe ile tekrar başvurdukları reddi hakim talebiyle başladı. Avukat Şule Recepoğlu, özel yetkili mahkemelere güven kalmadığını, üst kurul olan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun dahi tartışma konusu olduğunu hatırlattı. Türk Başbakanı Erdoğan'ın yargı içindeki paralel oluşumdan bahsettiğini de hatırlatan Recepoğlu, artık yargı şaibeli hale gelmiştir dedi ve reddi hakim talebini yineledi. Mahkeme avukatların beyanlarıyla devam ediyor. Bugünkü duruşmaya HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü de izleyici olarak katıldı. Rojava'da Kürtlere karşı savaşan El-Kaide bağlantılı çetelere verdiği destekte gündeme gelen İnsani Yardım Vakfı'nın kilis ofisi ve deposu polisler tarafından basıldı. Kilisteki baskınla başlayan operasyonun Van, İstanbul, Adana, Dilok ve Kayseri'ye sıçradığı öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı çok sayıda resmi ve sivil polis Beşevler mahallesindeki İHH deposunda arama başlattı. Baskının Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Kilis valisi ve emniyet müdürünün operasyon hakkında bilgisi olmadığı iddia edildi. Operasyonda El-Kaide çetesinin önemli iki isminin gözaltına alındığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde İHH'ya ait bir tır Suriye'ye askeri mühimmat taşırken jandarma tarafından aranmak istenmesine izin verilmemişti. İHH, uluslararası ve Kürt basınında sık sık El-Kaide bağlantılı gruplara verdiği destek de gündeme gelmişti. Türkiye'de Gülen örgütü ile AKP arasındaki iktidar kavgası Alman medyasında geniş olarak yer almaya devam ediyor. Der Spiegel dergisi Fethullah Gülen için mafya babası ifadesini kullandı. Almanya'nın önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel'in internet sayfasında Gülen örgütünü yakından takip eden gazeteci Maximilian Pop, Gülen ağının egemenliği, mafya babası başlıklı haber yayınladı. Gazeteci Pop, Türkiye'de son günlerde yaşanan çatışmanın bazı gözlemciler tarafından Gülen örgütünün intikamı olarak değerlendirildiğini yazdı. Haberde Türkiye'de Gülen örgütünün devlet içinde devlet ve yargıyı kontrol ettiği şeklinde görüldüğünü belirtti. Pop, Gülen'in Türkiye'de verilen karardan dolayı 1999 yılında Amerika'ya kaçtığını yazdı. Gülen örgütünün yaklaşık 140 ülkede medya, hastaneler, okullar ve bankalarda güç oluşturdukları, Erdoğan ile özellikle Kürt politikası ve dış politikada anlaşmazlığa düştüklerini belirtti.
Gülen örgütünün yurtlar, ışık evleri gibi olanaklarla yeni nesil yetiştirdiği ve bunların kendilerini ışığın askerleri olarak tanımladıkları kaydedilen haberde, iş hayatında, politikada, eğitimde ve yargıda söz sahibi olmak istedikleri kaydedildi. Top ayrıca Alman politikacıların Gülen örgütü ile yakın ilişki kurduklarını, CDU'lu politikacı Rita Süssmuth ile Yeşiller Partisi iş politika sözcüsü Omid Neuripour'un Gülen örgütünün içinde yer aldıklarını yazdı. Haberde ayrıca Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde Gülen örgütünün tolerans esasına dayanan çalışmalar yaptığını, geçen günlerde gazetede Gülen'i öven haberi yapan gazetecinin de Gülen okullarında eğitim aldığı ve Zaman Gazetesi'nin eski bir çalışanı olduğu öne sürüldü. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetiyle saat 18'de Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasa teklifini görüştüklerini belirtti. Demirtaş görüşmede mevcut HSYK tasarısının mutlaka durdurulması ve geri çekilmesi gerektiğini ve tutukluların serbest kalacağı, uzun tutukluluğun son bulacağı acil bir düzenlemenin yapılması gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi. Mevcut düzenlemenin yani komisyonda tartışılan, şu anda parlamentoda 15 maddesi komisyonda netleşmiş olan düzenlemenin antidemokratik olduğunu, evrensel hukuk kriterlerine, anayasaya aykırı olduğunu, bu haliyle desteklememizin zaten mümkün olmayacağını, bu tasarının geri çekilmesi, durdurulması ve mümkünse bir ortak komisyonla çözüm aranması konusundaki görüşümüzü paylaştık. Ayrıca hali hazırda şaibeli hale gelen, meşruiyetleri tartışmalı hale gelen, özel yetkili mahkemelerde yargılanan ve uzun tutuklu kalmış olması nedeniyle özgürlükleri, hakları gasp edilen herkesin bir an önce serbest kalacağı bir acil düzenleme ile birlikte bu HSYK tartışmasının yapılmasının daha doğru olacağını düşündük. Afyon'un Şuhut ilçesine bağlı Erenler köyünde yaşayan ve 24 yıl önce 12 yaşında çocuk gelin olan Ağrılı Ayten A. Dicle Haber Ajansı'na konuştu. Çocuk yaşta Afyon'a gelen ve Türkçe bilmeyen Ayten burada da dışlanmış. Taner Ağa'nın diğer eşinden olan 3 erkek çocuğu Ayten'e bugün hala şiddet uyguluyor. Ayten, neden onlarla birlikte kaldığımı, neden yaşlı adamla sürekli yatmak ve onun tecavüzlerine maruz kaldığımı anlayamıyorum, diyor. Kaçmayı çok düşündüğünü söyleyen Ayten, babamın evine gitsem ya öldürecektim ya da yine başka yaşlı biriyle evlendirecektim, diyor. Erenler köyünde kendisiyle aynı durumda olan 30 kadının daha bulunduğunu belirtiyor. Ayten'in 8 kız kardeşi de para karşılığında yaşça büyük erkeklere satılmış. Ayten, dilimizi, kültürümüzü, geleceğimizi para için kör, topal, deli, yaşlı, işkici, kumarbaz adamlara sattılar. Artık Kürt çocuklarının Türk kentlerinde rezil edilmesini ve yaşarken öldürülmesini istemiyorum, diyor. Kürdistan'da son dönemde yapımlarına hız verilen hidroelektrik santralleri HES'ler ekolojik yapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Batman Çayı üzerine yapılmak istenen HES için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı harekete geçti. Köylüler ve HES projesini yapacak olan şirket yetkililerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda söz alan çevreciler projenin birçok açıdan çevreye zarar vereceğini belirtti. Köylüler ise projeye karşı olduklarını ve yapılacak HES projesi yaşamı tamamıyla tehdit edeceğini belirtti. Almanya'ya geçiyoruz. Almanya'nın Hamburg kentinde 4 Ocak'tan sonra bazı semtlerde başlatılan tehlikeli bölge uygulamasına son verildi.
Hamburg yönetimi yapılan günlük durum incelemelerinin ardından tehlikeli bölge uygulamasının devamını gerektiren bir durum kalmadı tespitinde bulundu. 21 Aralık'ta Rote Flora adlı kültür merkezinin kapatılmasını protesto eden sol gruplarla polis arasında çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların nedeni kentsel dönüşüm kapsamında sol grupların işgal ettiği Rote Flora adlı kültür merkezi ve Reeperbahn semtindeki Esso evlerinin boşaltılması kararının protesto edilmesiydi. Gösterilerde yaklaşık 8 bin kişi polisle çatıştı ve toplam 170 polis ve 20'si ağır 500 gösterici yaralanmıştı. Son haberimiz Mısır'dan. Mısır halkı bugün yeni anayasa referandum için sandık başına gidiyor. Referandum sonrası ülkede yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor. Yeni anayasa oylamasına darbeci kesim evet oyu isterken Müslüman kardeşler oylamanın boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ülkede olası şiddet olaylarının önlenmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oylamanın yapılacağı iki gün boyunca oy merkezlerinde 200 bin polisin, 150 merkezi güvenlik birimlerinin ve 200 muharebe grubunun görevlendirildiği duyuruldu. Uzmanlar çıkacak sonucun ülkenin geleceğini tayin edeceği görüşünde. Yeni anayasada Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle ve en çok 2 yıl arka arkaya hizmet edebilir ve mecliste aleyhine tahkikat açılabilir. İslam devletin dini olarak kalıyor ama inanç özgürlüğü mutlaktır, azınlıklara koruma sağlanmalıdır. Devlet kadın ve erkekler arasındaki eşitliği güvence altına alır gibi maddeler dikkat çekiyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.